Sağlığım için her şeyin bu bölümünde halk arasında beyin felci olarak da bilinen ya da spastik çocuklar diye bilinen serebral palsi konusunda merak edilenleri konuşacağız. Bu konuda bize Romatem Kocaeli Hastanesi'nden fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doçent Doktor Hülya Şirzay'ı bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sohbetimize başlayacağız. Ancak her zaman olduğu gibi ben izleyicilerimize iletişim bilgilerimizi arkadaşlarım kanalıyla iletmek istiyorum. Sevgili izleyiciler, özellikle spastik bir çocuğun annesi, babası ya da yakını olanlar, özellikle de rehabilitasyon konusunda soruları olanlar için iletişim bilgilerimiz geliyor ekranlarımıza. Önce çok teşekkür ediyorum. Kocaeli'den İstanbul'a stüdyomuza geldiniz ve ATV Avrupa ekranlarında izleyicilerimizi aydınlatacaksınız spastik çocuklar ve rehabilitasyon konusunda. Spastik çocuklar ya da serebral palsi ya da diğer adıyla beyin felci. Bunların çünkü farklı şekilde aslında aynı Aynı, evet. hastalığı anlatıyorlar. Serebral palsi nasıl bir sağlık problemidir? Görülme sıklığı nedir? Ortaya çıktığı belli bir yaş var mıdır? Şimdi şöyle serebral palsinin bir tanımını yapalım öncelikle diye düşünüyorum. Çünkü tanım her şeyi açıklıyor aslında. Uluslararası serebral palsi çalışma grubunun yaptığı bir tanım var. Bu diyor ki gelişmekte olan infant fötal beyinde ilerleyici olmayan, önemli olan burada ilerleyici olmayan bir hasara bağlı gelişen, daha çok aktivite kısıtlılığına neden olan hareket ve postür gelişimin bozukluğudur. Ve bu bozukluğa özellikle hani motor bozukluğuna duysal, algısal problemler, kognitif bozukluklar, iletişimsel ve davranışsal problemler, epilepsi, nöbet dediğimiz epilepsiler ve buna bağlı sekonder kas-iskelet sistemi bozuklukları eşlik etmektedir diye tanımlıyor. Yani burada önemli olan beyin hasarının kalıcı olmasıdır. Ama ilerlemez. Serebral palsi diyebilmemiz için çocukta herhangi bir normal fonksiyon gelişmemesi lazım. Yani beyin hasarının normal fonksiyonları gelişmeden önce olması lazım. Biz beyin hasarını tedavi edemiyoruz ne yazık ki. Oluşan hasar ortadan kaldıramıyoruz. Biz oluşan klinik tabloyu düzeltmeye çalışıyoruz. Ve çocukluk çağında motor bozuklukların en sık görülen hastalığı da serebral palsi. Dünyada 1000 canlı doğumda 2-3'tür. Türkiye'de yapılan çalışmalarda da 1000 canlı doğumda prevalansı 4'tür. Aslında yüksek de hakikaten Evet, bir yüksek. rakam. Peki serebral palsili çocuk doğumuna öncelikle söyleyeyim. Yol açan başlıca ne gibi faktörlerden bahsediliyor? Şimdi şöyle, 3 ana grupta toplayabiliyoruz bu risk faktörlerini. Doğum yani hamilelik döneminde ki en sık görülen fakat tanısını çok koyamadığımız ve doğum sırasında veya doğumdan sonra görülen diye 3 gruba toplayabiliyoruz. Hamilelikten ne olabilir? Annenin bir kronik bir hastalığı, ikiz gebelik, herhangi bir ilaç kullanımı, enfeksiyonlar, hipertiroidinin olması annede bunlar serebral palsiyi tetikliyor. Doğum sırasında olması da özellikle premature'ler yani erken doğum, 32 haftadan önceki doğumlar, düşük doğum ağırlığı yani 2500 gramın altında o doğan çocuklar, doğum sırasında oluşan oksijensizlikle doğum asfiksinin olması gibi sebepler, doğum sırasında olan sebepler. Bir de postnatal sebeplerimiz var doğum sonrası olan. Bunlar da çocukla ilgili travmalar olabilir, intrakraniyal hemorajiler olabilir, enfeksiyonlar olabilir, herhangi bir nöbet geçirmiş olabilir. Bunlar gelişmekte olan beyinde beyin hasarı yapıyor. Peki bu saydığınız doğum sonrasında oluşan ve serebral palsiye zemin hazırlayan faktörler kaç yaşına kadar çocuklarda beyin felcine neden olabilir? Belli bir yaş sınırı var mı acaba? Aslında şöyle, önceden postnatalde biz 2 yıl falan diyorduk ama şimdiki yaş sınırını ortadan kaldırdılar. Hani 8 yaşında da görebilir. Ama şöyle, ilk
3 yaşında gördüğümüz zaman, ilk 3 yaşında doğumdan yani gebelikten 3 yaşına kadar olan dönemde gördüğümüz tipik serebral palsi bulguları tipik olarak görebiliyoruz. Ama 3-5 yaşından sonra oluşan hasarlarda daha çok karışık bir tablo. 8 yaşından olan şeylerde, hasarlarda ama daha çok erişkinlerde gördüğümüz nörolojik problemler ortaya çıkıyor. Ne gibi nörolojik problemler? Şimdi şöyle, bir de hastalar nasıl geliyor? İşte zaten tanısını, serebral palsinin tanısını koyduran 3 önemli özellik var. Bir, motor gelişim basamaklarında gerilik, anormal postür ve doğumda... Anormal postürü bir daha halkın anlayacağı nedeniyle... Anormal duruş bozuklukları. Evet. Anormal duruş bozuklukları diyebiliriz. Bir de şey, primitif refleksler dediğimiz çocuğun doğum sırasında olan ve 3-5 ay veya 7-8 ayda geçmesini beklediğimiz hareketler var. Refleks hareketler var. Onların devam etmesi bizi serebral palsi konuda şüphelendiriyor. Hastalar bize işte benim çocuğum 3 aylık oldu ya da 5 aylık oldu, daha başını tutamıyor. Normal çocuk 3 ayda başını tutması gerekiyor. 6 ay oldu, desteksiz oturamıyor. Normalde 6 ayda desteksiz oturması gerekiyor. Bu tür, ya da yürüyemiyor. 2 yaşına geldi, benim çocuğum yürüyemiyor diyor. Yani serebral palsinin kliniğinde önemli olan motor gelişim basamaklarının geri olması. Çok sert diyor, çok katı diyor benim çocuğum diyor. Kas tonusu anomalilikleri çok sık görüyoruz ve bunlar komplikasyonlar da çok yaratıyor. Konuşamıyor diyor. Göremiyor. Şaşılık çok sık görülüyor. Mental retardasyon bu hastalarda %50 oranında görüyor. Yutma bozuklukları karşımıza çıkıyor. Ağız diş problemleri, salya akması, bunlar sırf yüz kaslarının, dil kaslarında, yutma fonksiyonlarındaki kaslardaki dengesizliğe bağlı olan problemler. Akciğer enfeksiyonları çok sık görülebiliyor. Nöbetler çok sık görülebiliyor. Buna bağlı işte osteoporozu, kas güçsüzlükleri, kas tonusuna bağlı iskelet kas anomalilikleri, eklem kontraktörleri, yürüme bozuklukları, yani birçok klinik tablodan oluşan bir serebral palsi ile biz uğraşıyoruz. Zaten aslında biraz önce önemli bir noktaya da vurgu yaptınız. Dediniz ki aslında serebral palsi hani geri döndürülemez, var olan sorunların daha rehabilitasyonu evet. Yapılır. Evet, kesinlikle. Peki daha sonra rehabilitasyon yapıldığı gibi yapılan rehabilitasyonun bir amacı da hastalığın daha ilerlemesini durdurmak mıdır? Aynen. Peki söylediğiniz gibi. Ne tür tedaviler yapıyorsunuz? Şimdi, biraz bize bilgi verir misiniz? Yani tedavi programını bahsetmeden önce şunu ben aydınlatmak istiyorum. Serebral palsi dediğim gibi çok fazla klinik tablodan oluşuyor ve bu klinik tabloyu tek bir hekimin, tek bir fizyoterapistin, tek bir uzmanlık dalının yürütebileceği bir şey değil. Bir ekip işi rehabilitasyonu, serebral palsinin rehabilitasyonundan ziyade tedavisi. Bunun için de fizik tedavi uzmanı, fizyatrist, fizyoterapist, konuşma terapisti, iş uğraşı terapistinin olması gerekiyor. Ortopedist, çocuk nöroloğunun, beyin cerrahisinin, sosyal hizmetler uzmanı, psikoloğuna kadar bir ekiple çalışmak gerekiyor. Ama bu ekibin ana merkezinde aile oluyor. Biz ailenin tedavi katılımını çok istiyoruz. Tedavinizin başarısının %70'ini ailenin katılımı sağlıyor. Ailenin, öncelikle biz ailenin Tabii. hedeflerini bilmemiz gerekiyor. Ailenin hedefleriyle bizim hedeflerimiz uyuşuyor mu? Ortak bir hedefte bulmak gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi serebral palsinin hasarını ortadan kaldıramıyor. Biz çocuğun mevcut olan bu nöromotor kapasitesini optimum düzeyde fonksiyonunu arttırmak ve topluma bağımsız bir birey haline getirmeyi amaçlıyoruz. Zahmetli, uzun evet, tedavi uzun. Ve bir de bir ekip işi tabii, gerektiren tabii, bir çok uzun yaşam boyu tedavi. Evet. Yaşam boyu rehabilite etmemiz gerekiyor. Tabii bu yaşam boyu rehabilitasyonda çeşitli aşamalar var. İlk dönemki rehabilitasyonumuzda oturma dengesini, duruş pozisyonunu, yürümesini sağlamaya amaçlarken okul çağında veya okul öncesi okul çağında yürümeyi daha da arttırmak, oluşan komplikasyonları, spastiği azaltmak, eklem deformitelerini azaltmak, onunla uğraşırken adolesan döneme geçtikçe topluma rehabilite etmeye çalışıyoruz. Mesleki rehabilitasyon veriyoruz. Yani her aşamada bizim rehabilitasyona ihtiyacı vardır serebral palsilerin. Biz ne yapıyoruz peki tedavide? Öncelikle hani fizik tedavi uzmanı olarak bizim çeşitli metotlarımız var. Bunlar ne sağlıyor? Dışarıdan çeşitli duysal uyarılar vererek beynin
gelişimini hızlandırmaya çalışıyoruz. Böylelikle fonksiyonları daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayarak böyle nörogelişimsel tedavi metotlarımız var. Öncelikle onları yapıyoruz. Özellikle adolesan döneme kadar bunları yapıyoruz. Daha sonra konvansiyonel tedaviler dediğimiz eklem hareket açıklığı egzersizlerimiz var. Kasları güçlendirmek için yaptığımız egzersizlerimiz var. Germe egzersizlerimiz var. Kardiyovasküler kapasiteyi artırıcı egzersizlerimiz var. Bunlar yaşam boyu olan egzersizler. Ki önemli olan bu da adolesan dönemde, tekerlekli iskembede olan hastalarda bu egzersizler çok önemli. Başka spesifik tedavilerimiz de var. Bir yaşına geldiği zaman kalem tuttuğu, çatal tuttuğu zaman işi uğraşı terapilerine gönderiyoruz. Konuşma terapilerimiz var. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle bağlı olarak sanal gerçeklik tedavisi var. Robotik tedavilerimiz var, hipoterapi dediğimiz at binme terapilerimiz var, zorunlu kullanım tedavisi var. Çok çeşitli tedavilerimiz var aslında ama bunu bir ekiple yapmak gerekiyor ve düzenli kontrol altına almak gerekiyor. Bunları yaptık ama sonuçta hareket hastalıklarımızı yapıyoruz ama bir de bu sefer sekonder komplikasyonlar oluşuyor. Mesela bizim en son zorlayacak tedavide zorlayan spastik tedavimiz, kasların sertliği. Kaslar sert oluyor, gevşeyemiyor, eklem hareket açıklığını sağlayamıyor, yürüyemiyor. Tabii biz burada spastik tedavisinden yapalım mı yapmayalım mı? Önemli olan o. Her spastiği, her kas tonusunun artışını biz tedavi etmiyoruz. Neden tedavi etmiyoruz? Çünkü bir duruş pozisyonda oturmak için, başını tutması için, yürümesi için, osteoporozun olmaması için, kemiklere yük binmesi, kemiklerin gelişmesi için, damar tıkanıklığının olmaması için kasların belli bir tonusa sahip olmasını istiyoruz. Eğer o kas tonusunu sağlarsak tedavi etmiyoruz. Ama baktık çocuğun motor gelişimini hızlandıramıyoruz. Hijyeninde problem var, bakımında problem var, yürürken problem yaratıyor spastik, o zaman tedavi ediyoruz. Ve hani hastaların daha çok sorduğu sorular da bunlar. Spastiği nasıl tedavi ediyoruz? Çünkü çok sık rahatsız oldukları konular, çok tedavide zorlaştıran konular bunlar. Belki de hasta yakınlarında, annelerin, babaların da biraz senin moralini de bozan konular tabii ki, değil mi? Yani hijyenini yani, bozuyor. Düşünüyorsunuz evet. Altını bezleyeceksiniz ama bacaklarını açamıyorsunuz. Yürüyorsunuz ama yürürken bacakları birbirine değiyor. Çok büyük bir problem. Oturtturamıyorsunuz. Çok sert. Taşıyamıyorsunuz. Kucağınızı alamıyorsunuz. Tekerlekli iskambesine binemiyor. Ortezini giyemiyor. Yani çok büyük bir sorun. Ama bunların hepsi bir miktar düzeltilebilir diyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki. Onun için de erken tanı çok önemli. Biz erken tanı, serebral palside erken tanıyı çok önemli veriyoruz. Artık sohbetimizin sonuna geliyoruz da. Şimdi erken tanı konusunu biraz daha açalım. Tamam. Hani programın başında aslında bilgi verdiniz. Anneler, babalar serebral palsiyi nasıl anlayabilirler? Yani erken tanıda herhalde onlara da büyük sorumluluk düşüyor. Tabii. Şöyle, önemli olan ilk önce risk faktörlerini belirlemek. Zaten hani risk faktörleri vardır. Artık yaygınlaşıyor da zaten. Bir düşük doğum ağırlıkla doğduysa bebeğiniz, bir erken doğum olduysa, gebelikte herhangi bir problem yaşadıysanız, o zaman biz en erken günümüzde 12 haftaya kadarlık bir dönemde tanıyı koyabiliyoruz. Yeni doğanlarda özellikle bazen spontan 3 aylığa kadar tanı koyabiliyorsunuz. Spontan genel hareketler vardır. Bu spontan genel hareketleri, kol çırpma, bacak çırpma, onları gözlemleyerek nerede problem var? Çünkü problem ne, o zaman mesela daha geniş harekette bulunuyor, daha minik minik hareketlerde bulunuyor. Onları gözlemleyerek burada bu çocukta bir serebral palsi olma riski, bir motor bozukluk riski vardır diyebiliyoruz. Öyle olunca tedavimize başlıyoruz. Genellikle klinik tanı, yani klinik bulgular, muayeneyle 2 yaşına kadar tanı alabiliyor hastalarımız. Silik olursa 4-5 yaş. Ama riskli dediğim gibi 12 haftaya kadar veriyoruz. Ama bu kesin tanı mıdır? O şüpheli. Yani yapılan çalışmalarda 1 yaşından önce serebral palsi tanısı konan çocuklar 7 yaşına geldiğinde %55'inde serebral palsi tanı kriterlerini taşıyamıyor. O yüzden diyorlar ki optimum kesin tanı yaşı 5 yaş. 5 yaşına kadar kesin CP tanısı koymayalım. Şüphelenelim, tedavimizi yapalım ama kesin CP diyebilmek için optimum yaş 5 yaş diyorlar. Peki bir iç bir ilaç tedavisi var mı? Ya serebral palsinin beyin hasarını giderecek bir ilaç tedavimiz yok. İlaç sadece komplikasyonları azaltmak için. O da en çok kullandığı ilaç spastik tedavisi, mesane problemleri. Spastik tedavisinde de ilacı sadece genel
kas tonusunda problem olduğu zaman veriyoruz. Genel olduğu zaman oral antispastik ilaçlar veriyoruz. Baktık o ilaçlar da düzelmiyor. O zaman intratekal baklofon pompası gibi cerrahi girişimler yapıyoruz. Genelse yani bölgesel bir spastik, yani sadece bacağında var spastisi veya kolunda var. O zaman botulin toksin enjeksiyonları yapıyoruz. Ki bunlar bizim işte 2 yaşından sonra özellikle eklem kontraktörlerin gelişmemesi, rahat yürüyebilmesi için yaygın kullandığımız enjeksiyonlarımız da bizim cerrahiye de kısaltıyor. Yani cerrahi zamanı da uzatmış oluyoruz böylelikle. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten önemli bir konuyu, hem bir sağlık problemi hem de toplumsal bir sosyal ve sağlık problemi olan bir konuyu, spastik çocukları, serebral palsiyi tüm yönleriyle anlattınız. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, anneler, babalar, merak ettiğiniz sorular varsa serebral palsi ile ilgili, beyin felci ile ilgili iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.